Merhaba değerli kardeşlerim. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına bu dersimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi ne diyoruz? Paris Barış Konferansı. Bu Paris Barış Konferansı niye düzenlendi? Arkadaşlarım yenilen devletlerle imzalanacak barış anlaşmalarının şartlarını belirlemek amacıyla düzenlendi. Ve bakın bu konferansta manda ve himaye konusu ortaya atıldı. Yani ne dediler? Küçük devletler tam bağımsızlık şuuruna erişinceye kadar büyük devletlerin güdümü altında kalsınlar. Bu sömürgeciliğin isim değiştirmiş şekli değil miydi manda ve himaye? Evet. O zaman dikkat ediyorsunuz. Paris Barış Konferansı'nda ne ortaya atılmış? Manda ve himaye konusu. Peki arkadaşlarım bir de burada milletler cemiyetinin yani cemiyeti akvamın kurulmasına karar veriliyor. Bak Milletler Cemiyeti'nin cemiyet akvamın kurulmasına karar veriliyor. Geriye dönelim. Milletler Cemiyeti'nin kurulması fikri neredeydi? Bakın Wilson ilkelerindeydi. Kurulmasının, bak kurulmasının karara bağlanması nerede? Paris Barış Konferansı'nda ve ilerleyen süreçte 1920 yılında İsviçre'nin Cenevre kenti merkez olmak üzere Milletler Cemiyeti kurulacak. Peki arkadaşlarım konferansta İngilizlerin aklına bir hinlik geliyor. Ya diyorlar ki biz gizli anlaşmalarla İzmir ve çevresini İtalyanlara verdik. Ee, İzmir'de doğal bir liman da var. Ee, İtalyanlar bu limanı da kullanarak bizim Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizi sekteye uğratabilirler. O yüzden her dediğimize evet diyebilecek küçük bir kukla devlet bulmamız lazım. Bunun aracılığıyla diyor o bölgede denetim kurmak lazım. Ve ne yapıyorlar arkadaşlarım? Daha önce İtalya'ya vaat edilen İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesine karar veriyorlar. Bakın konferansta İtalya'ya vaat edilen İzmir ve çevresi ne oldu arkadaşlarım? Yunanlara verildi. Bunu da nasıl iddia ediyorlar? Yunan delegeleri çağırıyorlar. Diyorlar ki biz konferansta şöyle bir şey ortaya atacağız. Diyeceğiz ki Batı Anadolu'da Rumlar Türklerden daha fazla nüfusa sahiptir. Wilson ilkelerinde her ulusa çoğunlukta bulunduğu yerde kendi geleceğini kendisinin belirlemesi hakkı verilecek ya. İşte siz bu iddiada bulunun, sahte belgeler getirin, biz de bunları gerçekmiş gibi onaylayalım ve o bölgeyi Wilson ilkelerine dayanarak size verilmesini sağlayalım. Bakın düşünün, Canlarının istediği maddeyi Wilson ilkelerine uyduruyorlar. İstemediklerini de hiçbir şekilde kale almıyorlar zaten. Ve arkadaşlarım düşünün. İtalya yerine İzmir'e veriliyor. E şey, İtalya yerine Yunanistan'a veriliyor İzmir, değil mi? Defalarca çıkan soru, sınav sorusu. İtilaf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı nedir? İzmir'in İtalya yerine Yunanistan'a verilmesi. Bak, İzmir'in İtalya yerine Yunanistan'a verilmesi. İtilaf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı nerede belirmiştir? Paris Barış Konferansı'nda. Bak bu çok önemli bir bilgi. Ve ne dedik arkadaşlarım? Böylece İngilizler Doğu Akdeniz'de güçlü bir İtalya'nın varlığında önlemiş olacaktı. Peki konferansta alınan karar gereğince İzmir ve çevresi Yunanlara veriliyor. Yunanlar ne yapıyor? 15 Mayıs 1919'da İzmir limanına asker çıkartıyorlar değil mi? Bak 15 Mayıs 1919'da İzmir limanına, limanına asker çıkartıyorlar. Peki İzmir limanına Yunan askerler geldiğinde bu durumu hazmedemeyen o dönemde o bölgede çıkarılan Hukuku Beşer gazetesi. Hukuku Beşer ne demek? İnsan hakları demek arkadaşlarım. İnsan hakları gazetesinin baş yazarı var. Adı Hasan Tahsin. Ama gazetede takma isim kullanıyormuş. Asıl adı Osman Nevresmiş. Bu Yunanlılara ilk kurşunu atıyor ve hemen orada öldürülüyor arkadaşlarım. Bakın, hemen orada öldürülüyor. Yunanlara ilk kurşunu atan kim? Hasan Tahsin. Gerçek adı neymiş? Osman Nevres. Hangi gazetenin baş yazarıymış? Hukuku Beşer gazetesinin baş yazarıymış. 2022 engelli KPSS sınavında arkadaşlarım Hasan Tahsin'in baş yazarı olduğu gazete hangisidir diye soru çıktı. Cevap Hukuku Beşer. Yani daha önceki yıllarda da buna benzer sorular çıkmıştı dikkat edin. Bir de arkadaşlarım Yunanlar İzmir'e ayak bastığında Yunan askerler herkese diyor, "Bağıracaksınız. Zito Venizelos." diye. Bakın o dönemde Yunanistan'da başbakan konumunda olan Venizelos yani Yaşasın Venizelos şeklinde bağıracaksınız diyor Rumca ve bunu reddeden Albay Süleyman Fethi Bey var ve bakın o da hemen oracıkta ne yazık ki şehit ediliyor. Yaşasın Venizelos, Zito Venizelos demediği için öldürülen Türk subayı hangisidir? Albay Süleyman Fethi Bey. Bak Hasan Tahsin'i daha önce kaç kez sordular? Ama Albay Süleyman Fethi Bey'i sormadılar arkadaşlarım. Sormadılar. Lütfen buna dikkat edin. Peki devam ediyorum. Önemi. E İtalya'ya kandırmadılar mı? Evet. E İtalya'nın itilaf devletlerinden kopma süreci ne zaman başladı? Paris Barış Konferansı'nda bakın. Kopma süreci burada ve bak dikkat edin ileride İtalyanlar Anadolu'daki işgal bölgelerinde bizim halkımıza baskı uygulamayacaklar. O farklı bir politika izleyecek. Peki Yunanistan Anadolu işgallerine katıldı mı? Evet. Hatırlayın Yunanların ilk işgal bölgeleri Trakya'daydı. Uzun köprü Hadımköy arasındaki demiryolu hattıydı. Bak Paris Barış Konferansı'na alınan karar uyarınca Yunanlar artık Anadolu işgallerine katılıyor. Peki Yunan işgalleri başlayınca Türk halkında ulusal bilinç uyanmıyor mu? Evet. Hocam ulusal bilinç nedir? Ne demek istiyorsunuz? Arkadaşlarım ulusal bilinç bağımsız olma arzusudur. Ve Türk halkında kuvay milliye ruhu ortaya çıkmıyor mu? Evet. Anadolu halkında kuvay milliye ruhu da ortaya çıkmış oluyor. Peki kardeşlerim biz İzmir'in işgalini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yabancı devlet temsilciliklerine protesto telgraf, telgrafları çekiyoruz. Diyoruz ki: "Ya bize inanmıyorsanız bölgeye bir heyet gönderin, heyet inceleme yapsın. Bölgede Türkler Rumlardan daha fazla nüfusa sahiptir. Rumların daha fazla bir nüfusa sahip olduğu durumu söz konusu değildir." diyoruz. Ve Amerikalı General Amiral Bristol başkanlığında bir heyet gelip bölgede inceleme yapıyor. Ve diyor ki: "Bölgede birçok katliam yapılmıştır. Bu katliamların nedeni Yunan yani Rum generalinin politikalarından kaynaklanmaktadır diyor. Ve diyor İzmir'deki Yunan işgali haksızdır diyor. O zaman arkadaşlarım bu Amiral Bristol raporu bizden yana olan bir belge değil mi? Evet. Peki işgallere karşı yabancı bir devletin gösterdiği ilk tepki değil mi? Evet. Bak bu da önemli. İşgallere karşı yabancı bir devletin gösterdiği ilk tepki. Bir de aklımdayken şunu söyleyeyim. İleride bahsedeceğim. Bir de General Harbord raporu var. Arkadaşlarım, o Ermenilerle ilgili bir rapor. İleride bahsedeceğim. Doğu Anadolu'yu ilgilendiren bir rapor. Onunla Bristol raporunu karıştırmayacağız arkadaşlarım. Orada Amerikalı General Harbord Başkan Wilson'dan aldığı emirle hani Doğu Anadolu'da Ermeniler Türklerden daha fazla nüfusa sahip mi değil mi onu araştırmaya çalışıyor. Ama burada arkadaşlarım Batı Anadolu İzmir'le ilgili bir rapordur. Amiral Bristol raporu ikisini birbirine karıştırmıyoruz. Peki Doktor Esat Işık raporu. Arkadaşlarım Doktor Esat Işık bir göz doktoruymuş. Herhalde ondan olsa gerek birçok şeyi iyi gözlemleyebilmiş. Ve arkadaşlarım Doktor Esat Işık raporunda Kuvayi Milliye kavramından ilk kez bahseden şahıstır. Bakın Kuvayi Milliye kavramı Dan ilk kez bahsediyor. Ve Doktor Esat Işık birazdan anlatacağım. Arkadaşlarım Milli Kongre Cemiyeti'nin de kurucuları arasındadır. O yüzden bakın Kuvay Milliye kavramı rapor olarak ilk kez nerede? Doktor Esat Işık raporunda. Kuvay Milliye kavramını cemiyet olarak ilk kez kullanan hangisidir? Milli Kongre Cemiyeti'dir. Ve bazı kaynakların iddiasıdır arkadaşlarım. Doktor Esat Işık'ın Ermenilerle ilgili de bir rapor hazırladığı falan kabul edilmektedir. Peki, Hris Santos raporu. Arkadaşlarım Hris Santos kimdir? Hris Santos Trabzon metropolitidir. Bakın metropolit böyle başkent dışında küçük şehirlerde bulunan Hristiyanların üst düzey din görevlisidir arkadaşlarım. Bu ne yapıyor? Bunun önderliğinde bir rapor hazırlanıyor ve Paris Barış Konferansı'na sunuluyor. Raporun içeriği ne? Trabzon ve çevresinde yeniden bir Rum devleti kurulmasını sağlamak. Ama tabi bu o dönemde geçerli olmuyor arkadaşlarım. Çalışmalar başlatılıyor sadece. Peki çıkabilecek bir bilgi. Mustafa Kemal Mondros'u izleyen süreçte neler yaptı? Bak özellikle C maddesi birçok sınavda çıktı. Mustafa Kemal Mondros'u izleyen süreçte yakın arkadaşı Ali Fethi Bey ile birlikte hangi gazeteyi çıkarmıştır? Bak minber birçok sınavda çıktı. Diyorum ki kardeşlerim bunu soran ÖSYM. E, aynı süreçte gerçekleşen bunlar da var. Niye bunları sormasın? Veya bütün olarak sorar. Neyi yapmamıştır Mondros'u izleyen süreçte? Bak böyle böyle de soru çıkabilir. Peki Mustafa Kemal Mondros'u izleyen süreçte neler yapmış? Arkadaşlarım Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı eserini yayınlamış. Ali Fethi Bey'in kurduğu bir parti var. Detay soru olarak niye sorulmasın? Perver Havan fırkası. Bakın ona üye oluyor. Hürriyet perver avan fırkasına üye oluyor. Alemdar gazetesi başyazarı Refi Cevat'la Şişli'de bulunduğu evde görüşmeler yapıyor arkadaşlarım. Ve Padişah Vahdettin'le de görüşmeler yapıyor. Mustafa Kemal Vahdettin'in velahtığı döneminde onun yaverliğini yapıyordu. Emir subaydı. Vahdettin'i çok iyi tanıyor. Ve bu süreçte arkadaşlarım Vahdettin'le sürekli görüşmeler yapıyor. Tabi ilerleyen süreçte araları da açılacak. Evet arkadaşlarım ben bunları siliyorum. Cemiyetler diyeceğim güzel bir tablo çizip cemiyetleri de birbiriyle bağlantılı bir şekilde aktaracak. Evet kardeşlerim şimdi cemiyetlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın cemiyetleri çoğu arkadaşımız karıştırır. Aa bunun özelliği neydi şunun özelliği neydi şeklinde. Bakın bir tablo yaptım hatta yana çekileyim bir bütün olarak görün. En son yine yana çekilirim yine bir bütün olarak bakarsınız. Arkadaşlarım ben bunların hepsini detaylı mantık silsilesi içerisinde tek tek vereceğim. <laughs> Pardon. Bakın. Cemiyetler ana ile ikiye ayrılıyor. Zararlı cemiyetler ve yararlı cemiyetler diye. Bakın zararlı cemiyetler kendi içinde ayrıca ikiye ayrılıyor. Milli varlığa düşman cemiyetler ve azınlıkların kurduğu cemiyetler şeklinde. Şimdi arkadaşlar bunları zararlı yararlı diye nasıl ayırıyoruz. Bak milli mücadele yararına vatanın kurtarılmasına yönelik faaliyetlerde bulunanlara yararlı cemiyet diyoruz. E düşmanla işbirliği yapan ve vatanı kurtarmak için hiçbir şey yapmayan ama kurtuluşu saltanat ve hilafet makamında gören cemiyetlerde zararlı cemiyet olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü hani Milli Eğitim kitapları da bunu bu doğrultuda kabul etmekte. Peki Şimdi milli varlığa düşman cemiyetlerle başlıyorum. Hatta beni görmeseniz de olur. Bakın şöyle şuradan yapayım. Sulh ve Selamet Osmaniye fırkası. Arkadaşlarım sulh barış demek. Selamet devam etme anlamında bak. Osmanlı'nın Osmanlı'da barıştan ve Osmanlı'nın devamından yana olan e, fırka veya cemiyet. Arkadaşlarım bu cemiyet saltanat ve hilafet yanlısı. Bak S artı H demişim. Saltanat ve hilafet yanlısı. Peki Saltanat ne? Padişahlık. Hilafet ne? Halifelik. Peki padişah veya halife vatanı kurtarmak için herhangi bir faaliyette bulunuyor mu? Hayır. Sen kurtuluşu onlarda görüyorsan arkadaşlarım sen zararlı cemiyetsin. Mantık bu. Bunu bu şekilde kabul ederseniz soruları doğru cevaplarsınız. Peki gelelim şuraya. Teali İslam Cemiyeti. Bak Teali İslam. Yani Teali birleşme anlamında Müslümanları birleştiren cemiyet anlamında. Ve bakın bu cemiyette saltanat ve ilafet yanlısı. E bak bunlar da kurtuluşu saltanat ve ilafet makamında buluyor, görüyor ve aynı zamanda ümmetçi. Arkadaşlarım birinci dünya savaşında Müslüman Araplar İngilizlerle işbirliği yapıp bize saldırmadı mı? Hani İslam kardeşliği vardı? Hani İslam birliği vardı? Niye bize saldırdınız? Peki orada ümmetçilik önemini yitirmedi mi? Evet. Sen hala kurtuluşu ümmetçilikte saltanat ve ilafet makamına dayanarak olacağını görüyorsan arkadaşlarım sen de zararlı cemiyetsin. Ve bu cemiyet Konya isyanının çıkmasında da etkili olmuş. Peki. Hürriyet ve itilaf fırkası. Arkadaşlarım şurada gördüğünüz yararlı cemiyetlerin tüm faaliyetlerini engellemeye çalışıyor. Ve milli mücadelecileri iddiaçılıkla suçluyor. Anadolu'da mücadele edenleri bir avuç macera perest olarak nitelendiriyor arkadaşlarım. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Peki Kürt Teali Cemiyeti. Arkadaşlarım Kürt Teali Cemiyeti de bağımsız devlet kurmak istiyor. Bazen arkadaşlarım ben yüz yüze eğitimde de böyle tablo çizip bunları anlatınca öğrencilerin bazıları şunu söylüyor. Diyor ki hocam diyor Kürt Teali Cemiyeti'ni niye azınlık cemiyetleri içine almıyoruz? Arkadaşlarım bu çok büyük bir yanılgıdır. Neden? Osmanlı'da ırk ayrımı falan yok arkadaşlarım. Osmanlı'da din ayrımı vardı. Kürtlerin de büyük çoğunluğu Müslüman ve arkadaşlarım e, Kürtler de Müslüman olduğu için azınlık olarak nitelendirilmiyor. Ama Kürtlerin içinde de vatan millet yanlısı olanlar var, ayrılıkçı olanlar var. Bak bunlar bağımsız devlet kurmayı amaçladığı için o yüzden zararlı cemiyet olarak kabul ediyoruz. Düşünsenize Osmanlı'da millet sistemi vardı değil mi? Sınırlar içerisinde yaşayan insanlar hangi dine mensup onu daha rahat tespit etmek amacıyla uygulanan sistemdi. E Kürtler de Müslüman olduğu için azınlıkların içine alamayız arkadaşlarım. Devam ediyorum. Wilson prensipleri cemiyeti. Bak çok basit. Wilson kimin başkanıydı? Amerika'nın başkanı. Peki Wilson prensipleri cemiyeti neyi amaçlar? Türklerin ABD mandası altına girmesini amaçlar. Peki ünlü edebiyatçımız Halide Edip de bir dönem bu cemiyetin üyeleri arasında arkadaşlarım. Hatta Refik Halit, aynı zamanda Ahmet Emin bunlar da üyeleri arasında ve arkadaşlarım Halide Edip sonradan pişmanlık duyup milli mücadele saflarına katılıyor ve Arkadaşlarım Anadolu'da birçok yerde örgütlenmede etkili oluyor. Hatta cephelerde bile mücadele etmişliği var. Onbaşı işte çavuş rütbelerine kadar da yükseliyor. Türk'ün ateşli imtihanı, ateşten gömlek, Zeyno'nun oğlu, dağa çıkan kurt gibi milli mücadeleye yönelik birçok da eser yazmış. Önemli şahıstır ama ilk etapta... Amerikan mandası altına girilmesini savunuyor. Yani diyor İngiliz politikalarına güven olmaz. En iyisi Amerikan'ın mandası altına girelim. Çünkü tam kurtuluşu da gerçekleştiremeyiz. Ama sonradan pişmanlık duyup milli mücadele saflarına katılıyor. Peki İngiliz muhipleri cemiyeti. Bak muhipler sevenler. Bak İngilizlileri sevenlerin kurduğu cemiyet. E bu neyi amaçlar? Türklerin İngiliz mandası altına girmesini. Bak Türklerin İngiliz mandası altına girmesini ve o dönemde hükümetin başında bulunan damat Ferit Paşa da bu cemiyetin kurucuları arasında, üyeleri arasında arkadaşlarım. Said Molla, İngiliz Rahip Frev bu cemiyetin kuruluşunda etkili olmuştur. Bakın güzel bir soru olur. Osmanlı hükümetinin başındaki damat Ferit Paşa'nın da üyesi olduğu Said Molla ve İngiliz Rahip Frev önderliğinde kurulan cemiyet hangisidir? Cevap İngiliz muhipleri cemiyeti arkadaşlarım. Yani düşünün hükümetin başındaki şahıs bile İngilizlerin mandası altına girilmesini savunuyor. Siz vatan halini o dönemde düşünün. Ardına Nikehban Askeri Cemiyeti. Nikehban Askeri adı demek garip bir şey. Bak şuraya yıldız atayım. Arkadaşlarım ne diyorum? Nikehban Askeri Cemiyeti falan MEP kitabında yok. Bazen ÖSYM MEP dışında da sorular sorduğu için bu benim önemsediğim bir cemiyet. Niye? Birkaç yıl sınavlarda seçeneklerde yer aldı. Nigehpan Askeri Cemiyeti. Ne olur ne olmaz ilerleyen yıllarda direkt bunu sorarlar diye ben de bununla ilgili bilgi vermek istedim. Bakın Nigehpan Askeri Cemiyeti askerlerin bekçileri anlamına geliyor. Balkan savaşlarından sonra ordudan atılan yaşlı subaylar tarafından kuruluyor Nigehpan Askeri Cemiyeti. Ve arkadaşlarım bu cemiyette bakın saltanat ve hilafet yalnız. Yani kurtuluşu saltanat ve ilafet makamında itaatte görüyor. Ve arkadaşlarım o yüzden bu cemiyeti de zararlı cemiyetler içerisinde alıyoruz. Milli varlığa düşman cemiyetler içerisinde alıyoruz. Peki azınlıkların kurduğu cemiyetler. Şimdi klasik ÖSYM soruları vardır ya arkadaşlarım. Hangi cemiyetler Rum emellerine hizmet etmiştir? Bak Rum, Rum, Rum altta Rum anlaşıldı. Hangi cemiyet Ermeni e, emellerine hizmet etmiştir? Bakın bu taşnak ve ançak. E hangi cemiyet Yahudi emellerine hizmet etmiştir? Alliance, İsrailit ve Makabi. Şimdi bunları tek tek ele alalım. Bakın, Etniki Eterya Cemiyeti. Bak, Etniki Eterya Cemiyeti. Arkadaşlarım hatırlayın. Daha önce ben bu cemiyetten bahsettim. Nerede bahsettim? Bir düşünün. Evet, iyi hatırladınız değil mi? Yunan isyanında. Mora Yarımadası'ndaki isyanın büyümesinde bu cemiyet de etkiliydi. O zaman köken olarak e, en eski zararlı cemiyet hangisi oluyor? Etnik Eterya Cemiyeti. Hatta buna Filiki Eterya da deniliyordu değil mi? Ve bu cemiyetin amacı neydi? Megalo İdea. Megalo İdea nedir arkadaşlarım? Bizans'ı yeniden kurma hayali. Buna Megali İdea da deniliyor. Megalo İdea da deniliyor. Bak bir nevi Bizans'ı yeniden kurma hayali. Büyük ülke anlamına geliyor. Bak büyük ülke anlamına geliyor. Peki Mavrimira. Anlamı neymiş? Karagün. Karagün Cemiyeti. E bu da Rum emellerine hizmet ediyor ve bu da megalo ideayı amaçlıyor. Arkadaşlarım Rum izcilik okulları, Yunan Kızıl Hacı, ardından Göçmenler Komisyonu, Kordos Cemiyeti bu cemiyete hep destek vermiş. Bak, dikkat edin. Bu da megalo ideayı amaçlıyor. Bu da megalo ideayı amaçlıyor. Peki yorum yapalım arkadaşlarım. Bak. Şurası Yunanistan. Şu altı daireyi çizmiştim. Bak. Yunanistan Peki Rumlar falan bu bölgede bak bunlar Megalo İda'yı gerçekleştirmek için büyük ülküyü bak genelde Megalo İda içerisinde hep bu sahil kesimleri İstanbul falan var. Düşünün Yunanlar böyle gelmek istediğinde Rumlar gelmek istediğinde ne yapacak? İlk nereden gelecekler? Bakın Trakya tarafından değil mi? Bak Trakya tarafından böyle birleşim sağlamak isteyecekler değil mi? O zaman bakın Etniki Eterya Cemiyeti'nin faaliyetlerini engellemeye yönelik olarak Trakya ve çevresinde ne kuruluyor? Trakya Paşaeli Cemiyeti. Bak Trakya Paşaeli Cemiyeti. Peki İzmir ve çevresindeki faaliyetlerini önlemek için İzmir Müdafaa-i Hukuk ve İzmir Reddi İl Hak Cemiyeti. Bak İzmir Müdafaa-i Hukuk ve İzmir Reddi İl Hak Cemiyeti. Niye? Bak Megala İda içinde İzmir ve çevresi de var. Bak bu sahil kesimini hepsini alıyor. Peki Mavrimira da aynı amaçlar doğrultusunda değil mi? Evet. E yine Mira'nın da Trakya ve çevresindeki faaliyetlerini önlemek için Trakya Paşaeli Cemiyeti, İzmir ve çevresindeki faaliyetlerini önlemek için İzmir Müdafaa Hukuk ve İzmir Redd-i İlhak Cemiyetleri kuruluyor. Zor mu arkadaşlarım? Bak mantık kuruyoruz. Peki Pontus Cemiyeti. Arkadaşlarım Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yani Pontus Rum Devleti'ni yeniden kurmaya amaçlıyor. Ve arkadaşlarım bunlar Merzifon Amerikan Koleji'nde örgütlenmişler ve burayı da silah ve mühimmat deposu olarak kullanmışlar. 2020 ön nisan sınav sorusu. Merzifon Amerikan Koleji'ni silah ve mühimmat deposu olarak kullanan zararlı cemiyet hangisidir diye sordular. Cevap Pontus Cemiyeti arkadaşlarım. Bak cevap Pontus Cemiyeti. Yorum yapalım. O bölgelerde eskiden Pontus Rum Devleti vardı değil mi? Trabzon falan alt tarafı arkadaşlarım Amasya. Amasya'nın ilçesi Merzifon değil mi? Yan tarafta Samsun falan. Ne oluyor? O bölgeler hep Pontus Rum Devleti'nin sınırları içerisindeydi. E Merzifon Amerikan Koleji'de ne yapmış arkadaşlarım? Orada bunlar örgütlenmeye başlamışlar ve burayı silah ve mühimmat deposu olarak kullanmak istemişler. Peki arkadaşlarım, e bunlar o zaman Karadeniz'de bir devlet kurmak istiyorlar. Değil mi? Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yeniden kurmak istiyorlar. O zaman bak bunun faaliyetlerini önlemek için bakın arkadaşlarım, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Devam ediyorum. Taşnak ve Hınçak Cemiyeti. Arkadaşlarım bunlar Ermeni emellerine hizmet eden cemiyetler. Günümüzde Ermenistan'da hala Taşnak ve Hınçak partileri de vardır. E bunların amacı ne? Doğuda bir Ermeni devleti kurmak. Peki bunun faaliyetlerini önlemek için bakın. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Bakın. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Şark ne demek? Doğu demek. Doğu Vilayetleri Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Gelelim buna. Alyans İsrail. Bak İsrail. İsrail bir Yahudi devleti değil mi? Evet. Hatta erkekler falan bilir. Makabi Tel Hayfa falan diye İsrail'de takımlar da var. Hani Avrupa kupalarında falan mücadele de ediyorlar. Bak Alyans İsrail ve Makabi cemiyeti Yahudi emellerine hizmet ediyor. Ve çoğunlukta olunan yerlerde Yahudilerin birliğini sağlamaya çalışıyor. Peki Yahudiler bu dönemde hiçbir yerde çoğunluk mu? değil. O yüzden buna karşı yararlı bir cemiyet faaliyette bulunmuyor. Ardından Kordos Cemiyeti, bakın buna da yıldız atıyorum. Bu da MEP kitabında yoktur. Ne olur ne olmaz diye veriyorum. Arkadaşlarım Wilson ilkelerinde her ulusa çoğunlukta bulunduğu yerde kendi geleceğini kendisinin belirlemesi hakkı verilmişti ya. E Kordos Cemiyeti de Yunanistan'dan gizli yollarla Anadolu'ya göçmen taşıyor. Mesela atıyorum buradan buraya taşıdı diyelim. Buraya Rumları getiriyor. Bunlar Türklerden daha fazla nüfusa sahip olsun ki hani bu bölgeler Yunanlara verilsin, Rumlara verilsin diye böyle faaliyetler yürütüyorlar arkadaşlarım. Bunu yapan kimmiş? Kordos Cemiyeti. Peki. Geçtim bu tarafa. Yararlı Cemiyetler. <laughs> Trakya Paşaeli Cemiyeti. Arkadaşlarım, Trakya Paşaeli Cemiyeti Etnik Tayre ve Mavri Miran'ın Trakya ve çevresindeki faaliyetlerini engellemeye çalışmadı mı? Evet, bak. Bunların faaliyetlerini engellemeye çalıştı. Peki arkadaşlarım Trakya'da önemli yerleşim alanları nerelerdir? Bak Edirne ve Lüleburgaz. O zaman yorum yapalım. Edirne ve Lüleburgaz kongrelerinin düzenlenmesini sağlayan cemiyet hangisidir? Bunlar küçük yerel kongrelerdir arkadaşlarım. Yani gidip şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti mi arkadaşlarım Edirne ve Lüleburgaz kongrelerinin düzenlenmesinde etkili olacak? Değil mi? Olabilir mi? Hayır. Bak bunların etkisiyle ne oldu? Trakya Paşeli, Edirne ve Lüleburgaz kongrelerini düzenledi. Hatta bir detay arkadaşlarım. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa vardı değil mi? Gelibolu Yarımadası ve üst tarafını fethetmişti. E şimdi Süleyman Paşa'nın fethettiği yerler Trakya'da arkadaşların Paşaeli olarak anılıyor. O yüzden bak milli mücadele döneminde de buraya ne diyoruz? Trakya Paşaeli Cemiyeti. Peki bunlar Paris Barış Konferansı'na temsilci göndermişler ve şunu düşünmüşler tam bağımsızlığı sağlayamazsak gerekirse bulunduğumuz bölgede bağımsız bir devlet kurarız. Yani gerekirse bulunduğu bölgede bağımsız devlet kurmayı amaçlayan kimmiş? Trakya Paşeli Cemiyeti. İzmir Müdafaa-i Hukuk ve İzmir Reddi İlhak Cemiyetleri. Bakın arkadaşlarım İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. İzmir'de bulunanların haklarını müdafaa eden cemiyet. İzmir reddi ilhak cemiyeti. Bak ilhak bir bölgenin başka bir devlete bağlanması demek. İzmir'in başka bir devlete bağlanmasını reddeden cemiyet. Peki yorum yapıyorum. İzmir'in yanı başında önemli yerleşim alanları nereler? E arkadaşlarım Balıkesir, Alaşehir. Yani buralardaki kongreleri gidip Trakya Paşaeli cemiyeti mi düzenleyecek? Hayır. Bu cemiyetlerin etkisiyle Balıkesir ve Alaşehir kongreleri düzenlenecek. Ve bu kongreler Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin oluşumunda falan da yoğun etkiye sahip olacak kongrelerdir. Peki Trabzon Müdafaa <laughs> pardon arkadaşlarım. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlarım Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde birinci etkiye sahip olan Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti de ona yardımcı oluyor. Alttaki Kars İslam Şurası da destek veriyor. Bak Kars İslam Şurası da destek veriyor. O zaman Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde bakın Şark vilayetleri etkili, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti etkili, kısmen Kars İslam Şurası da etkildir. Bir de şunu unutmuyoruz. Bak Erzurum Kongresi'ni Mustafa Kemal düzenlemiyor. Mustafa Kemal ileri de davet edileceği için gidecek. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne davet edildiği için gidiyor. Kendisi düzenlemiyor arkadaşlar. Peki bak bu şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine birinci etkiye sahip mi? Evet. Peki bunlar o bölgedeki Ermeni faaliyetlerini falan engellemeye çalışmayacak mı? Evet. Ve bak merkezi İstanbul. Zaten yararlı cemiyetlerin çoğunun merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuştur. Farklı bölgelerde örgütlenmişlerdir arkadaşlarım. Ve bana göre kesinlikle genel kültürde çıkabilecek bir soru. Bakın şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyetinin önemli yayın organları. Albayrak, Hadisat, Löpays. Bunlar sınıf öğretmenliği alan sınavında soru olarak soruldu. Sınıf öğretmenliği alanda çıkan tarih soruları da normal genel kültür doğrultusundaki sorulardır arkadaşlarım. Yani hani zorlayıcı, çok fazla zorlayıcı bir şey yok. Bak bu direkt sorudur. Al bayrak, hadisat, löpays. Bak al bayrak en önemlisi. Hadisat var bir de löpays. Löpays Fransızca çıkartılıyor. Türkçe vatan anlamına geliyor. Bak Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti de Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine etkili oldu ya. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin etkisiyle çıkartılan milli mücadele yanlısı gazetede istikbaldir. Bu lütfen bu gazetelere dikkat ediyoruz. Peki Milli Kongre Cemiyeti. Arkadaşlarım Doktor Esat Işığın da e, kuruluşunda etkili olduğu önemli cemiyettir. Ve bu da Merkez İstanbul olmak üzere kurulmuştur arkadaşlarım. Ve bu cemiyet Kuvay Milliye kavramını ilk kez kullanmıştır. Bak cemiyet olarak Kuvay Milliye kavramı ilk kez nerede? Milli Kongre Cemiyeti'nde. Ama rapor olarak Kuvay Milliye kavramı ilk kez neredeydi? Doktor Esat Işık raporundaydı. Ve bakın çok çok önemli bir bilgi. Bu cemiyet ulusal kurtuluşu amaçlıyor tüm vatanın kurtuluşunu amaçlıyor. Bak diğer cemiyetler bölgesel kurtuluşu amaçlıyor. Ama bu ulusal kurtuluşu amaçlıyor. Bak karıştırmamak için de şöyle bir tüyo vereyim. Arkadaşlarım milli ne demek? Ulusal demek. Yani milli ulusal kurtuluşu amaçlıyor. Bir başka önemli bir bilgi bana göre çok çok önemli. Çünkü birkaç sınav sorusunda seçeneklerde yer aldı. ÖSYM bunu bir yıl direkt soru olarak sorabilir. Arkadaşlarım MEP kitabında olmayan Vahdedi Milli adlı bir cemiyette var. Bak Vahdedi Milliye. Bakın bu cemiyette ulusal kurtuluşu amaçlıyor. Mesela detay bir soru. Ulusal kurtuluşu amaçlayan cemiyetler hangileridir? Milli Kongre tamam her kaynakta yazıyor. Bir de Vahdedi Milliye arkadaşlarım. Engelli KPSS sınavında bile seçeneklerde Vahdedi Milliye vardı. Direkt soru olarak sorulmadı. Lütfen dikkat edin Vahdedi Milliye'ye. Ulusal kurtuluşu amaçlıyor. Peki bu Milli Kongre Cemiyeti aynı zamanda basın ve yayın yoluyla Türk milletinin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Gel gelelim Kilik Yallar Cemiyeti'ne. Arkadaşlarım adından dolayı beçare hep bu azınlık cemiyetlerin arasına sıkıştırılır. Halbuki İlk çağdan itibaren Adana ve çevresine Çukurova bölgesine Kilikya denilmektedir. Ve arkadaşlarım bu Kilikyalılar cemiyeti bölgedeki Ermeni ve Fransız faaliyetlerini engellemeye çalışmıştır. Bakın hem Ermeni hem Fransız faaliyetlerini önlemeye çalışmıştır. Ve bunun da merkezi İstanbul'dur ve günümüzde Adana'nın Pozantı ilçesi var değil mi? Pozantı'da da yerel bir kongre düzenleniyor. Peki soru, Pozantı kongresinin düzenlenmesine katkı sağlayan cemiyet, etkisi olan cemiyet hangisidir? Kilik yallar cemiyeti. Bak e gidip Trakya Paşa düzenleyemez değil mi kardeşlerim? Evet. Devam ediyorum. Anadolu kadınları müdafayı vatan cemiyeti. Arkadaşlar Mustafa Kemal Sivas kongresinden sonra Sivas valisinin eşi Melek Hanım'la konuşuyor. Diyor Melek Hanım diyor kadınları da milli mücadeleye katmamız lazım. En azından cephe gerisinde askerlere yardımcı olmaları lazım. Sizin önderliğinizde bir cemiyet oluşturabilir miyiz? Melek Hanım da elbette tabii ki diyor. Melek Hanım da Sivas valisinin o dönemdeki eşi arkadaşlarım ve Sivas valisinin eşi Melek Hanım önderliğinde Sivas Kongresi'nden sonra kurulan cemiyet hangisiymiş? Anadolu Kadınları Müdafaai Vatan Cemiyeti. Tabii bu cemiyetin kuruluşunda istek sahibi olan kim? Mustafa Kemal. Gel gelelim Kars İslam Şurası'na. Bakın şuraya ne yazmışım. Kurulan ilk yararlı cemiyet Şimdi A soru bankası çözüyorsunuz. Kurulan ilk yararlı cemiyet hangisidir? Cevap Trakya Paşa'yı kabul ediyor. B soru bankası çözüyorsunuz. Kars İslam Şurası kabul ediliyor. Arkadaşlarım gerçek anlamda ilk önce kurulan hangisidir? Kars İslam Şurası'dır. Bu kesin. Niye? Cemiyetlerin kuruluş tarihlerine de baktım arkadaşlarım. Mesela bu cemiyet arkadaşlar Kasım ayında kurulmuş. Trakya Paşaeli Cemiyeti Aralık ayında. Aralarında bir ay var. İlk kurulan yararlı cemiyet kesinlikle Kars İslam Şurası'dır. Mesela Seçeneklerde Kars İslam Şurası yok. İlk yararlı cemiyeti, kurulan yararlı cemiyeti soruyor. O zaman Trakya Paşeli cemiyetini işaretleyebilirsiniz kardeşler. Ama diğer türlü nedir? İlk kurulan yararlı cemiyet kesinlikle Kars İslam Şurasıdır. E bakın bu Kars İslam Şurası Erzurum Kongresi'ne destek verdi mi? Evet. O zaman Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine yine tekrar edelim. Bak Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti, ardından Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Kars İslam Şurası etkili. Peki e bunlar da Ermenilere karşı faaliyet yürütmez mi? Kars ve çevresinde Ermenilerle mücadele ediyor değil mi? O zaman bakın Ermenilere karşı mücadele edenler bak buna bir diyeyim. Bak Kars İslam Şurası var mı? Evet. Şark vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti var mı? Evet. Peki aynı zamanda bak Kilikyalılar Cemiyeti de Ermenilere karşı faaliyet yürütmedi mi? Yani Ermenilere karşı faaliyet yürüten cemiyetler hangileri? Bak bir koydukları. Bak şark vilayetleri, Kilikyalılar ve aynı zamanda Kars İslam Şurası. Çünkü ÖSYM böyle de gruplama sorusu soruyor arkadaşlarım. Ve bunlar da gerekirse bulunduğumuz yerde bağımsız devlet kurmak isteriz diyorlar. Bak gerekirse bulunduğumuz yerde bağımsız devlet kurmak isteriz. O zaman gerekirse bağımsız devlet kurmak isteyenler. Bak iki yazdım. Bak buraya da iki yazdım. Yani gerekirse bulunduğu bölgede bağımsız devlet kurmayı amaçlayanlar hangileri? Trakya Paşaeli Cemiyeti ve arkadaşlarım Kars İslam Şurası. Hatta Kars İslam Şurası'nın etkisiyle <laughs> Cenobu Garbı Kafkas Hükümeti kuruluyor Kars'ta. Bak Cenobu Garbı Kafkas Hükümeti kuruluyor. E, Cenob arkadaşlarım Güney, bak Garb Batı. Güney Batı Kafkas Hükümeti. Ama arkadaşlarım ne oluyor? Eee bu hükümeti İngilizler Kars'ı işgal ederek bu hükümeti arkadaşların feshediyorlar. Bak dikkat edin. Kars İslam Şurası'nın etkisiyle Kars merkezli Cenobu Garbi Kafkas Hükümeti kurulmuştur. Bu hükümetin dağıtılmasında hangi devlet etkili olmuştur? Aya Rusları koyar yamulursunuz bak. Ne diyeceksiniz? Ya evet Ruslar hani o taraftan geliyor. Kesin Ruslar hani bunların kurduğu hükümeti ortadan kaldırmıştır. Hayır. Bak bunların kurduğu hükümeti İngilizler ortadan kaldırıyor. Dikkat edin arkadaşlarım. Ardından Mimmin Felah Karakol cemiyetleri. Arkadaşlarım bunlar da genel olarak İstanbul'dan Anadolu'ya istihbarat gönderiyor ve Osmanlı'nın İstanbul'daki gizli silah depolarını biliyorlar ve buradan arkadaşlarım Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılmasında etkili oluyorlar. Ama mesela X, Y, Z soru bankası çözüyorsunuz. Diyor ki Anadolu'ya silah ve cephane taşınmasında etkili olan cemiyet hangisidir? A, mim, mim diyor. B, karakol cemiyeti falan diyor. Arkadaşlarım şimdi bu böyle ayrım yapılamaz ki. Yani A'ya onu, B'ye onu koyarsan olmaz ki. Mesela özellikle Kara Vasıf Bey önderliğinde kurulan Anadolu'ya silah ve cephane taşınmasında etkili olan cemiyet derse Tamam arkadaşlarım o zaman Karakol Cemiyeti'ni işaretlersin. Ama diğer türlü bunlar farklı seçeneklere konulamaz bir soruda. Yani bir tanesi olması lazım seçeneklerde. Peki arkadaşlarım bunlar Anadolu'ya nasıl silah ve cephane gönderiyorlar? Bak ileride de bahsedeceğim de burada da bahsetmemiz lazım. Arkadaşlarım şurası Kastamonu'nun İnebolu ilçesi. Bak şu taraf Kastamonu diyeyim. Şu taraf arkadaşlarım eee Ilgaz şu taraf Çankırı diyeyim, şu tarafta Ankara. Bak Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, Ankara. İşte bu yola ileride de bahsedeceğim. İstiklal Yolu deniliyor. İnebolu Kurtuluş Savaşı'nın en önemli limanıdır. İşgal altında değil. Bakın bu mimmim mim, Karakol Cemiyeti üyeleri ne oluyor? İstanbul'da gizli silah depolarından silah ve cephaneyi alıyorlar şu boğaza getiriyorlar. Gecenin kör karanlığında İnebolu'lu kayıkçılar geliyorlar buradan bunları alıyorlar ve bu şekilde İnebolu'ya getiriyorlar. İnebolu'dan da Kaslamonu, Ilgaz, Çankırı aracılığıyla Ankara'ya bu silah ve cephane ulaştırılıyor. Oradan da ileride ne olacak? Batı cephesine gönderilecek. İşte bu yolun adı neydi? İstiklal yolu. Ama arkadaşlarım, sağlam erkekler hep cephede mücadele ettiği için bu yol güzergahında silah ve cephaneyi taşıyanlar kim? Genellikle kadınlar, yaşlı neneler, dedeler veya kolu bacağı kopmuş olanlar. Bunlar genelde kanı arabalarıyla silah ve cephaneyi taşıyorlar. Ve burada bir kadın kahramanımız var. Bugüne kadar sorulmadı. Bence kesinlikle bir yıl sorulacak. O yıl bu yıl mı, sonraki yıllar mı bilemem. Bak. Şerife Bacı. Arkadaşlarım, Şerife Bacı'ya silah ve cephane veriliyor. Deniliyor ki sen bunu İnebol'dan Kastamonu'daki kışla götürmen lazım. Ama yoğun kar yağışı var cephanenin, mühimmatın donmaması lazım diyor. Donarsa hani hiçbir anlam ifade etmeyecek. Şerife bacı da yeni doğum yapmış bir kadın. E diyor çocuğumdan da ayrı kalamam. Çocuğunu sırtına bağlıyor. Gece boyunca yol gidecek arkadaşlarım. Ve gece ayaz sonra tipi falan başlıyor. E Şerife bacı diyor çocuğum da donacak. Cephane de donacak. Arkadaşlarım çocuğunu alıyor. Cephane sandığının içine koyuyor. Ve çocuğunun battaniyesiyle de cephane sandığını sarıyor. Ve arkadaşlarım Şerife Bacı burada birlik böyle ne diyeyim 500 metre falan ileride. Birliğe varamadan ayakta donarak şehit düşüyor. Askerler geliyor, cenaze bakıyorlar Şerife Bacı donmuş arkadaşlarım. Sonra silah sandığını açıp bakıyorlar. İçinde arkadaşlarım silahlara, mühimmata hiçbir şey olmamış ve bir de içinde bebek yaşıyor. İşte Şerife Bacı'nın bu fedakarlığını yaşatmak için Kastamonu'da ve İnebol'da Şerife Bacı anıtları dikiliyor arkadaşlarım. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Yani Şerife Bacı bir kadın direnişçi değil. Silah ve cephane taşırken vefat eden cefaker bir anamızdır. Cefaker bir büyüğümüzdür arkadaşlarım. Şerife Bacı'ya dikkat ediyoruz. Peki Ardından İslam İhtilal Komitesi, arkadaşlarım İslam İhtilal Komitesi de subaylar tarafından kuruluyor. Kuvay milliyecilere destek veriyorlar. Kuvay milliyecilere destek veriyorlar. Peki bir de aklımdayken size bir şey anlatayım. Eski videolarımda da anlatmıştım. Arkadaşlarım bu silah cephane taşınma olaylarında falan bir de bir hikaye var. Hatta arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Bu TBMM'nin açılmasına kadar olan süreç ya istiklal ya ölüm denilen TRT'de yayınlanan bir dizi vardı. Tam böyle benim de anlattığım kronolojik sıralamaya uygun bir şekilde 8 bölüm ne yayınlandı? Sonra pandemi süreci falan başlayınca çekimlere ara verildi ve vazgeçildi. Yani TBM'nin açılışına kadar olan süreç orada çok güzel anlatılmış. Evde boş vaktiniz olursa TRT'nin ya İstiklal ya Ölüm dizisine bakmanızı öneririm. Arkadaşlarım. Şimdi dersimizde biliyorsunuz aşk, ihanet, ihtiras falan hepsi de var. Şimdi o dönemdeki bir aşk hikayesinden bahsedelim. Arkadaşlarım İstanbul işgal altında. İtilaf devletlerinin işte istihbaratçıları şunlar bunlar kol geziyor İstanbul'da. Ve o süreçte Darülfünun açık hala. Üniversite açık. Ve üniversitede hukuk bölümünü bitiren bir genç var. Üniversiteye sürekli hocalarının yanına gidiyor. işte arkadaşlarının yanına gidiyor. Yüksek lisans falan yapmayı da düşünüyor. Ve alt sınıflarda edebiyat bölümünde okuyan bir kızı görüyor böyle beyninden vurulmuşa dönüyor. Arkadaşlarım yüreği kıpır kıpır kıpırdamaya başlıyor. Kalbi atıyor falan. Neyse çocuk diyor ben bir yolunu bulup bu kızla tanışmam lazım. Arkadaş ortamında tanışıyorlar. Şey yapıyorlar. Sonra arkadaşlarım kız da çocuğu çok sevmeye başlıyor. Bunlar gizli kapaklı buluşuyorlar. Kız da İstanbul'un tanınan simalarından birinin kızı. Hep böyle yalılarda, köşklerde büyümüş. Çocuk da nasıl diyeyim çok fakir değil de orta direk bir ailenin evladı. Ve arkadaşlar kızla bunlar gizli gizli buluşunca kızdan sonunda çocuğa diyor ki ya diyor en iyisi diyor ailelerimizi tanıştıralım diyor. Beni de sürekli istemeye gelenler var. Onların da önüne bir set çekmiş oluruz diyor. Çünkü diyor birileri gidip babamı ulaştıracak. Babam da böyle gizli saklı işleri sevmez diyor. Çocuk da diyor tamam diyor ben babamla konuşacağım diyor. Çocuk gidiyor annesinin yanına diyor ki anne diyor böyle böyle bir kız var görüştüğüm diyor. Ben babamla direkt konuşmaya utanırım da diyor. Sen babama durumu iletir misin diyor. Hani diyor kızla tanışmak istiyoruz. Aileleri tanıştırmak istiyoruz. İşte ben onunla evlenmek istiyorum diyor. Annesi de tamam oğlum diyor. Annesi de gidiyor babasına diyor ki bey diyor bizim oğlanın böyle böyle bir kıza gönlü düşmüş. Kızla birbirlerini seviyorlar. Adam da buymuş evleri buradaymış. Bir tanışmaya bir istemeye gidebilir miyiz diyor. Adam da diyor ki ya diyor oğlum üniversiteyi bitirmiş diyor. Nasıl gitmeyiz diyor? Hemen diyor hazırlıklara başlayalım, gidelim, tanışalım, kızı da isteyelim diyor. Neyse çocuk çikolata falan yaptırıyor. Ondan sonra çiçek falan yaptırıyor. Bunlar yalıya gidiyorlar. Kızın annesi ve babası çok güzel bunları karşılıyor. E sohbet sohbeti açıyor. En son oğlanın babası diyor ki: "Beyefendi, geliş sebebimiz belli. Sağ olun, eksik olmayın. Bizleri çok güzel ağırlıyorsunuz." İşte Müsaadenizle diyor kızınızı işte oğlumuza istiyoruz. O da diyor ki beyefendi sakın beni yanlış anlamayın diyor. Bakın diyor biz laletayn bir aile değiliz. İstanbul'un tanınmış ailelerindeniz. Hani kızımızı kime vereceğiz? Bu noktada oğlumuzu da tanımak isteriz diyor. Bize biraz süre verin. Çocuklar birbirleriyle görüşsün. Ve sonraki süreçte biz de tam karar verdiğimizde size haber yollayalım. Siz o zaman gelin istemeye. Adam da diyor ki ya diyor benim de bir kızım var. Ben de aynı şeyi düşünürdüm diyor. Tabii ki diyor. Siz ne zaman haber gönderirseniz biz de o zaman geliriz. Ve arkadaşlarım işte selamlaşıyorlar falan. Bunlar evlerine dönüyorlar. Ama kızın babası imalathaneleri falan da var. Arkadaşlarım oğlanın peşine adam takıyor. Diyor ki bir bakın diyor bu ailemize uygun mudur değil midir? Çocuk ya hukuk mezunuymuş avukatlık yapıyormuş şöyleymiş böyleymiş. Neyse adamlar çocuğun peşine takılıyor. Arkadaşlarım çocuğa bir bakıyorlar. Gece gündüz camide tabut taşıyor. Adamlar da şaşırıyor. Ya diyor, ne alaka bu tabutları niye taşıyorlar falan? Gidiyorlar hemen kızın babasına söylüyorlar. Diyorlar ki beyefendi diyorlar. Hani size ben avukatım diyen adam gece gündüz camide tabut taşıyor. Diyor, "Hayır inanmam bu büyük bir yalan falan." diyor adam. Diyor, "Beyefendi buyurun inanmıyorsanız gidelim kendi gözlerinizle görün." Neyse bunlar gidiyorlar arkadaşlarım bir bakıyorlar. Evet, çocuk gerçekten tabut taşıyor. Ve arkadaşlarım adam gidiyor kızına diyor ki yavrum diyor. Bak diyor bu sevdiğin çocuk diyor bir dolandırıcı diyor. Ve diyor gece gündüz camide tabut taşıyor diyor. Yani diyor sana da yalan söyledi bize de yalan söyledi diyor. Ailemizin gururunu ayaklar altına aldı. Böyle bir şeyi kabul edemem diyor. Baba diyor inanmıyorum diyor kız diyor. <laughs> Kızım diyor inanmıyorsan gel birlikte gidelim kendi gözlerine gör. Neyse arkadaşlarım baba ile kızı çaldıklarının arasından bir bakıyorlar. Evet oğlan hala tabut taşıyor. Ve arkadaşlarım kız diyor ki baba diyor ben dayanamıyorum diyor. Gidip buna bir güzel cevabını vermem lazım diyor. Yok kızım boş ver diyor gel gidelim diyor. Yok baba diyor bu böyle olmaz diyor. Hani beni boş verin diyor sizin niye onurunuzla oynadı diyor. Ben bunu kabul edemem. Çocuğun yanına gidiyor diyor ki. Hani diyor sen hukuk mezunuydun? Hani sen avukattın diyor. Sabahtan beri seni izliyoruz diyor. Sürekli tabut taşıyorsun diyor çocuk da ona diyor ki gözünün gördüğü her şeye inanma. Yüreğime inan. Ben avukatım, ben hukuk mezunuyum ve seni çok seviyorum diyor. Kız da diyor ki ben gözümün gördüğünden başkasına inanmam. Klasik Türk kızı bir tane tokat patlatıyor arkadaşlarım bizim çocuğa ve çocuk boynunu büküyor. Kız da başını alıp gidiyor. Ve aradan 2-3 ay geçiyor. Kız İstanbul'da zenginlerden birinin oğluyla evleniyor ve o süreçte milli mücadele dönemi cephelerde mücadeleler şunlar bunlar çok şükür milli mücadele başarıya ulaşıyor. Ve arkadaşlarım bir gün kız evlendiği kocasıyla birlikte el ele tutuşmuşlar. İşte Kadıköy'de rıhtıma doğru iniyorlar böyle ve bunlar bankaya uğramaları lazım. Bankada bir dilekçe örneği istemiş. İşte kocası diyor ki ya diyor bankada da sıra vardır şimdi falan diyor. Ozan diyor sen diyor git diyor bankada sıra al diyor. Ben de diyor şu avukatlık bürosu falan vardır bu tarafta diyor. Onlara bir uğrayayım, oradan bir dilekçe örneği alayım, öyle geleyim bankaya. <laughs> Arkadaşlarım kız avukatlık bürosundan adını bir atıyor ana. Bir bakıyor sevdiği çocuk. Kız hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Diyor ya nasıl olur diyor ya. Bakıyorum tabela avukat yazıyor. Seni o zaman gördüm. Sen silah ve cephanet pardon, sen orada diyor tabut taşıyordun diyor. Nasıl olur böyle bir şey ya diyor. Ben anlam veremedim diyor. Ne olursun bana anlat diyor. E diyor ben sana o zaman ne dedim? Bak dedim gözünün gördüğü her şeye inanma. Yüreğime inan seni seviyorum dedim diyor. Ama diyor sen gözünün gördüğüne inandın diyor. Ne olursun bana anlat diyor. Ya diyor biz diyor gizli karakol cemiyeti üyeleriydik. Kara Vasıf Bey'e yemin etmiştik. En yakınlarımız dahil hiç kimseye bir şey anlatmayacaktık. Diyor neyi anlatmayacaktın? Ya diyor biz o tabutların içinde Anadolu'ya silah ve cephane sevk ediyorduk. Diyor nasıl? Diyor ki itilaf devletlerinin zabitleri İstanbul'da birileri öldüyse gelip kontrol ediyorlardı diyor. Biz de dedik ki ölülere biraz saygınız olsun. İşte bu adam Çorumlu, bu adam Çankırılı. Bunların cenazelerini o bölgeye göndereceğiz. İngilizler gelip bakıyordu evet. Hani vefat etmişler. İşte bu diyor kefenlerin içine insanları koyuyorduk diyor. Yolda diyor ormanlık alanlarda silah ve cephane sakladığımız yerler var diyor. Yolda diyor adamı oradan çıkartıp ormanlık alana gömüyorduk diyor. Kefenin içine silah ve cephane koyup böyle bu şekilde Anadolu'ya gönderiyorduk. Ve Kara Vasıf Bey'e yemin vermiştik. En yakınlarımız dahil hiç kimseye bu durumu anlatmamamız gerektiğiydi diye. Ve arkadaşlarım kız diyor ama bana söyleyebilirdin olmaz diyor. Çok düşündüm diyor. Düşünmedin mi zannediyorsun diyor. Diyor dedim sevgim mi, aşkım mı, vatanım mı? Ama dedim vatanım olmadan aşkım da bir işe yaramaz. O yüzden diyor vatanımı tercih ettim. Ama sen de bana inanmadın. Gözünün gördüğüne inandın. Yüreğime inanmadın deyip kıza kapak yapıyor. Peki diyorum sonradan bu genç kim oluyor biliyor musunuz? E tabii ki İlber Ortaylı diyeceğim ama değil arkadaşlarım. Ben de bilmiyorum kim olduğunu. Peki Bunları siliyorum. Kuvayi Milliye ile ilgili de kısa bir bilgi verip dersimizi bitireceğim arkadaşlar. Evet kardeşlerim. Uzun bir ders oldu ama konuyu bölmek istemedim. Videoyu devam ettiriyoruz arkadaşlarım. Şimdi yararlı cemiyetlerin özellikleri. Bakın bu yararlı cemiyetler işgallere ve azınlık faaliyetlerine tepki olarak kurulmadı mı? Evet bak işgallere ve azınlık faaliyetlerine tepki olarak kuruldu. Ve bakın genellikle bölgesel amaçlı faaliyet yürüttüler. Yani genellikle bunlar kendi bölgelerini kurtarmaya çalıştılar. Hangisi hariç? Bakın Milli Kongre Cemiyeti artı detay Vahdedi Milliye. Bak bunlar hariç. Niye? Çünkü bunlar tüm vatanın kurtuluşunu istiyordu değil mi? Ulusal kurtuluşu amaçlıyordu. Peki bu cemiyetler ulusal bilinci geliştirdiler. Yani bağımsız olma arzusunu geliştirdiler. Ve arkadaşlarım ileride de bahsedeceğiz. Sivas Kongresi'nde bu cemiyetlerin tamamı Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştiriliyorlar. Bak buraya kısaltma yaptık. Ne yaptık? Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştirildiler. Ve bu cemiyetlerle ilgili soru çıktığında ÖSYM'nin seçeneklerine baktığımız zaman şunu yazarlar. Bu cemiyetler Osmanlı'yı yıkmak istemiştir. Hayır. Bu cemiyetler Osmanlı'da rejimi değiştirmek istemiştir. Hayır arkadaşlarım. Bu tür çeldiricilere gelmiyoruz. Bunlar genel olarak kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Peki. Şimdi Kuvayi Milliye. Arkadaşlarım işgallere karşı oluşturulan silahlı direniş örgütlerine ne ad veriliyor? Kuvayi Milliye. Şimdi Güney Anadolu'da Fransız işgallerine karşı Urfa, Antep, Maraş, Adana gibi yerlerde ilk etapta milis kuvvetleri oluşturulmuş. Ama daha sonra Batı Anadolu'da Yunan işgallerine karşı Aydın, Bergama, Nazilli, Ayvalık gibi yerlerde kuvayi milliye güçleri oluşturulmuş. Ve daha sonra ülke genelinde yapılan hep bu direnişçilere yani bu direnişi gerçekleştirenlere ne ad verilmiş? Kuvayi milliyeci denilmiş. Kuvayi milliye hareketi denilmiş. Peki dikkat edin bak. Güney Batı Anadolu'da İtalyan işgallerine karşı ve Doğu Anadolu'da Ermeni işgallerine karşı bölge halkı silahlı direniş yapmadı. Yorumlayalım. Güneybatı Anadolu'da İtalyan işgallerine karşı o bölgedeki halk niye silahlı direniş yapmıyor? Çünkü arkadaşlarım İtalyanlar halkımıza baskı uygulamıyor ki. İşgal ettikleri Aydın çevresinde falan arkadaşlarım hatta Konya çevresinde, Antalya çevresinde İtalya'dan getirdikleri fazla yiyecekleri bile halka dağıttıkları belirtilir. Çoğu yerde bayrağımızı bile indirmemişlerdir. Niye? Çünkü İtalyanlar da kandırıldı. Değil mi? İzmir, İtalya yerine Paris Barış Konferansı da Yunanistan'a verilmedi mi? İşte İtalya'da bunlardan farklı politika izliyor. Peki şu çok ilginç değil mi arkadaşlarım? Doğu Anadolu'da Ermeni işgallerine karşı bölge halkı silahlı direniş yapmadı. Niye yapmıyorlar? Çünkü yapmalarına gerek yok. Çünkü Mondros'un şartlarına uymayıp ordularını terhis etmeyen bir Kazım Karabekir Paşa var. 15. Kolordu komutanı var orada. Orada düzenli bir ordu varken halkın silahlı direniş yapmasına gerek yok ki. Peki önemli Kuvay Milliye şefleri. Arkadaşlar bunlar da her türlü sorudur. Mesela soru. Kuvayi Seyyare adlı kendisine bağlı ordusu da bulunan Bilecik-Kütahya hattında direniş sergileyen özelliği, önemli Kuvayi Milliye Şefi hangisidir? Cevap Çerkez Ethem arkadaşlarım. Cevap Çerkez Ethem. Peki Isparta-Denizli hattında, Çal çevresinde özellikle halkın örgütlenmesinde etkili olan önemli Kuvayi Milliye Şefi hangisidir? Demirci Mehmet Efe. Peki Nazilli'de ilk Kuvayi Milliye müfrezesini kuran ve Yunanların elinde Malgaç tren istasyonunu alan... Ünlü malgaç baskınını gerçekleştiren önemli Kuvayi Milliye şefi hangisidir? Yörük Ali Efe. Bak nazilli değil Kuvayi Milliye müfrezesini kuran ve Yunanlara karşı malgaç baskınını gerçekleştiren önemli Kuvayi Milliyeci hangisidir? Bana göre bu da bir yıl soruludur. Peki Ali Çetinkaya. Ali Çetinkaya da Ayvalık'ta mücadele veriyor. Ve Ali Çetinkaya'nın Ayvalık'taki mücadelesi batıdaki ilk silahlı direniş olarak kabul ediliyor. Peki öğrenci ilk kurşun atma, ilk silahlı direniş, yok ilk direniş bunları genelde karıştırıyor. Bakın ben onları buraya yazdım. Bunları birlikte gruplayalım. Bak ilk silahlı direniş neredeydi arkadaşlarım? Dört yolda. Dört yol neredeydi? Hatay'da. Ve arkadaşlarım bu direnişi gerçekleştiren kimdi? Mehmet Çavuş önderliğinde dört yoldaki halk. Batı'da ilk silahlı direniş denildiğinde ne diyeceğiz? Ayvalık, ve bu örgütlenmede etkili olan da kimdir? Ali Çetinkaya. Peki Yunanlara ilk kurşunu atan kim? Hasan Tahsin, asıl adı neydi? Osman Nevres ama hemen İzmir limanında öldürülüyordu değil mi Yunanlar tarafından? Peki ilk kurşun savaşı. Arkadaşlarım Yunanlarla Batı Anadolu'da bir yerleşim yerinde yapılan mücadeleye ilk kurşun savaşı deniliyor. O yer neresi? İzmir'in borcu olmayan ilçesi. Nere? Ödemiş. Bak ödemiş. Arkadaşlarım ilk kurşun savaşı nerede yaşanmış? Ödemiş'te. Hatta kardeşlerime bir güncel bilgi çıkacağını da düşünüyorum. Kurum kuruluş sınavlarında da çıkabilir. Bak aklıma geldi. Ödemiş'te Birgi Köyü var. Bak Birgi Köyü. Arkadaşlarım bu Birgi Köyü dünya turizm örgütü tarafından en iyi köyler listesine girdi. Bilgi köyü internetten de bakın çok güzel bir köy arkadaşlarım. Bak Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi köyleri listesine girmiş. Herhalde 30 tane köy var. Biri de artık Birgi Köyü arkadaşlarım. Peki bir yorum yapayım. Arkadaşlarım bu Birgi Hangi beyliğe de merkezlik yapmıştı? Arkadaşlarım Aydınoğulları beyliğinin merkeziydi bak. Arka plan olarak da hani etkilenip de sorada bilirler. Ne olur ne olmaz diye bunu da vereyim dedim. Yani mümkün olduğunca elimden geldiğince konularla alakalı güncel bir bilgi varsa onları da vermeye çalıştığımı daha önce de belirtmiştim. Peki, diğer kuvay Milliyeciler. Milliyetçiler Parti pehlivan, gaddar pehlivan, e, Halil Efe, Şahin Bey. E, Şahin Bey güneyde arkadaşlarım. Halil Efe batıda zaten Efe diyoruz. Parti pehlivan, gaddar pehlivan. Bunlar da Kocaeli'de bazı kaynaklar farklı yerler diyor. O yüzden yazmadım yanına. Ama bana göre şu ipsiz Recep önemli. Bak nerede halkın örgütlenmesinde etkili? Rize'de. Mesela Topal Osman Ağa, Giresun'da arkadaşlarım. E, hakimlik sınav sorusudur arkadaşlarım. Topal Osman Ağa önderliğinde örgütlenme nerede yaşanmıştır? Giresun ve çevresinde. Yani Karadeniz'de örgütlenmede özellikle Topal Osman Ağa'nın etkisi çok yüksektir. Peki arkadaşlarım Kuvayi Milliye'nin birçok yararı var ama sonradan zararları da oluyor ve bundan dolayı kaldırılıyorlar da. Peki Kuvayi Milliye'nin yararları neler? Bak milli bilincin uyanmasını sağladılar. Yani bağımsız olma arzusunun gelişiminde etkili oldular. E i̇ç ayaklanmaları bastırdılar. İleri de TBMM kurulunca TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları da bastırıyorlar. Ve bulundukları bölgeyi kurtarmaya çalışıyorlar arkadaşlarım. Bulundukları bölgeyi kurtarmaya çalışıyorlar. Yalnız bakın işgalleri yavaşlattılar. Sorularda çeldirici olarak hep konuluyor diyor ki işgalleri durdurdular. Hayır durdursalardı yerine düzenli ordu kurulmazdı. İşgalleri yavaşlatıyorlar. Bak yavaşlatma ifadesine dikkat edin. Sözel sorularda kelime oyunlarına gelmeyin. Bak durduramıyorlar. Yavaşlattılar. Tamam mı? Durdurdular diyemiyoruz arkadaşlarım. Peki. Kuvay Milliye'nin kaldırılma nedenleri. Arkadaşlarım Kuvay Milliyeciler bir süre sonra ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaya başlıyorlar emir komuta zincirine uymuyorlar. Başı bozuk birlikler. Suçlu gördüklerini kendi yöntemlerince cezalandırmaya çalışıyorlar. Bir de arkadaşlarım ileride de bahsedeceğim Gediz Muharebesi. Orada yenilgi alıyorlar. Ve Gediz Muharebesi bardağı taşıran son damla oluyor. Ve Gediz Muharebesi'nden sonra Kuvayi Milliye kaldırılıp düzenli ordu kuruluyor. Ve beraberinde 1. İnönü Savaşı'nı yapıyoruz. Yani 1. İnönü Savaşı'nı biz düzenli ordularla yapıyoruz arkadaşlarım. Yine bakın bu da <laughs> ya kaymakamlık ya hakimlik sınav sorusuydu. Kuvay Milliye'nin tasfiye edilip düzenli ordunun kurulmasına ortam hazırlayan savaş hangisidir? Cevap Gediz Muharebesi arkadaşlarım. Peki bir de Min hattı veya raporundan bahsedelim. Arkadaşlarım İngiliz Generali Min Yunanlar ile Kuvayi Milliyeciler arasında bir hat oluşturmak istiyor. Yunanlar bu tarafa geçmeyecek, Kuvayi Milliyeciler bu tarafa geçmeyecek. Ve adam buna raporunda da yer verdiği için buna mil hattı veya raporu deniliyor. Bu hat nereleri kapsıyor? Bak Ayvalık, Soma, Aksar, Aydın arasını kapsıyor. Ama Kurtuluş Savaşı tüm şiddetiyle başlayınca bu hattın falan bir önemi olacak mı? Hayır arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim uzun bir ders oldu. Sabrınız için teşekkür ederim. Konuyu da bölmek istemedim. Lütfen bakın bunları güzel bir şekilde tekrar edin. Anlamadığınız noktalara tekrar bakın. Anlamadığınız noktaları bu videonun altına da yazabilirsiniz. Ben yine oradan da sizlere açıklama yapıp dönüş yapmaya çalışırım arkadaşlar. Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.